Evet Bilaviz. Çabuk var. Islanma, hızlı doldur suyumuzu. Abi var. Var. Ya çok rüzgar esiyor, kar yağıyor diye korunmaya çalışıyor. Keşke şemsiye alsaymışız ya. Ben çıkmadım, arabanın gölgesindeyim. Şöyle içeriye geçeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz, her yer yeşillendi. Havuzlar hep dolu oluyordu da şimdi kış dolayısıyla boşaltmışlar. Çünkü hayvanlar dışarıya gelmiyorlar ya, koyunlar falan otlayınca ineklerine geliyorlar, buradan su içiyorlar. Açıyor, kapalı tutuyorlar havuzu. Şimdi herkes hayvanını evde beslediği için havuzlar yani boşaltmışlar. Bilal Bey'in korumasını görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bu bizim köyümüzün yolu. Bugün de bayağı bir araç geçti arkadaşlar. Köye gidip gelenler de çok. Köye doğru geçelim, sularımızı da doldurup köyde buluşuruz. Suyumuzu da şöyle çekeyim de görün arkadaşlar. Çeşmemizi yaptıranlardan Allah razı olsun. Böyle nostalji suyumuz akıyor. Şükür Allah'ıma böyle çeşmelerimiz var bizim köyde. Bunları görünce insan mutlu oluyor. Hani doğada kurumalar olduğu için. Köye geldik arkadaşlar. Ben böyle hazırladım her şeyimizi. Size çok şeyleri göstermek istiyordum. Kamerayı bir türlü ayarlayamadık. Şey, tripodun şeysi kırıldı. Bayağı aldıklarımı falan da gösterecektim size. Onları gösteremedim. Ben böyle patateslerimi falan hep hazırladım evde. Yıkadım, getirdim. Hepsi de hazır. Şimdi şöyle falan şunları da yıkayım. Biliyor musun, sobanın gözünde patates, et falan yapalım dedik. Sobayı da yaktık. Sobamız yanıyor. Şimdi sizi birazdan oraya da götürürüm. Çok güzel yanıyor. Üstüne de suyumuzu, çayımızı yine koyduk. Şunlardan biraz biraz açayım. Bunlar çok. Hepsini yapmayalım. Hepsi çok olur. İyi kalsın bunlar. Ya bunu açmayın, bu dursun hep de. Sadece şunu yapalım. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Birecik'teydik, oğlumuzun yanındaydık. Bu ışıktan da çok farklı çıkıyoruz. Oradan böyle salata tahtası aldım. Çok farklı, çok hoşuma gitti. Burada kullanmak için, köyde kullanayım diye böyle bir salata tahtası aldım. Şimdi bunun üstünde, tabii ben bunu yudum, yıkadım, hazırladım. Üstünde etlerimizi falan yapalım. Şöyle sarımsaklarımızı ben bir birkaç tane doğrayacağım. Geriye kalan da arkadaşlar öyle içine atacağım. Hepsini soymayacağım. Bunlar böyle kalsın burada. Patatesimizi de alalım. Tepsimize de yağlı kağıt serdim, hazırladım. Bilal Bey, sobaya iyi bak sen. Soğanlarımı hiç bölmeyeceğim. Sadece çizik atacağım. Böyle koyacağım. Arasına ısı girsin diye. Ben bunları evde soydum, hazırladım, getirdim. Burada hazır olsun diye biliyordum çünkü suyun çok soğuk olduğunu. Şu tarafı alayım. Tepsimizi şöyle alacağım. Biraz sola yanıyor mu? Yanıyor, biraz yansın. Allah, buraya da güzel şey alsam ne yapsam ya? Hiç. Ne almayı düşünüyorsun? Allah Allah, bir tane şey alsam ya.
Bunu böleyim arkadaşlar. Uyru, biraz şey, büyükmüş. Uyru sistemi. Bu yeterli olmuyor mu ki? Çekmiyor mu? Uyru çekmiyor ki hiçbir şey. Doğru bir şey yok. Bir tane sıralar biliyor musun? O şey olmuş ya. Kaç sene? 20 sene, 30 sene. Tahtamızı çok beğendim. Ben şimdi bunları ayarlayayım arkadaşlar. Tuzunu, biberini atarken hep beraber atarız. Arkadaşlar benim evde yarım pastacı kremasından, hani krema var ya, sıvı krema, ondan vardı yarım. Onu getirmiştim. Hepsi değil böyle. Ne kadar desem ki yani, belki 2-3 yemek kaşığı falan ancak gelir. O vardı. Ziyan olmasın diye. Onu getirmiştim ziyan olmasın diye, onu kullandım. Bunları doğrayacağım. Bunu yapacağım, şöyle iteleyelim. Evet, ben biraz acı biber. Benimki göz kararı arkadaşlar, her şey. İnanın ki belki bir tatlı kaşığı değil mi? Şöyle çok atmayalım. Bunu. Üç çay kaşığı tuz attım. İki. Üç kaşığı da normal pul biber attım. Üçten fazla olduğu gibi geldi bana ya. Yanımda. Burada baharatım var da koymamışım ben bunu. Sadece kekik arıyorum şu anda. İnşallah kekik de buluruz. Evet, şurada biraz baharat çeşidimizde kekikli olanımız varmış. Kekiksiz olmazdı. Karabiberimiz. Böyle küçük küçük baharatlıklarım var burada. Tamam arkadaşlar. Şimdi biraz zeytinyağı gezdirelim. Zeytinyağımız da donmuş. Donmuş. Bu yeterli buna. Şunu açmadım arkadaşlar herhalde. Açmışım mı? Bundan da getirmiştim ya da. Bundan kullanalım birazcık da. Gördüğünüz yeterli. Aslında elimle mi dalsam bilemedim de. Neyse artık şöyle yapalım da. Kaşığımız da yırtılmasın. Şey yırtmasın da. Sarımsakların birazını tüm tüm attım. Birazını öyle attım. Soğanları, çok iri olanları bir tane böldüm de, iri olmayanları da öyle koydum. Çok da güzel harmanladık. Daha fırında bu tane çok karışır. Daha çok karıştırırız fırında. Şimdi geldi. Biz fırına gidelim. Biberlerimizi, domateslerimizi de zaten varken gösteririm. Şöyle gördünüz, hazırladım. Şimdi sobanın gözüne götürüyorum. Sobanın gözüne süreceğim, pişecek. Çayımız kaynadı. Demleyeyim. Yemeğimizi de koydum fırının gözüne. İnşallah bir misafirimiz gelir diyelim. Köyde kimse yok arkadaşlar burada. Herkes terk etti köyü. Çok komşularımız Kayseri'ye göçtüler yani %90. Herkes. İnşallah misafir gelir diyelim diyorum. En değerli misafirim burada. Ne yapacağız?
Böyle de bir şeyler olunca insan da ikram etmek istiyor. Buyurun etmek istiyor ama kimse yok. Ne yapalım? Çayımız da demlendi. Şöyle koyalım. Zaten kaynar herhalde de. Kaynasın. Demledik çayımızı. Misafir bekliyoruz. Kağıtlar yandı. Yani kağıt sermiştik ya. Onlar yanıyor kenarda. Şöyle bir karıştıralım da. Yanmaz kağıt yatırmadım şimdi ha. Vardı bu. Şöyle soframızı da ben hazır ettim. Ekmeğimizi de dilimledim. Birazdan da pişer. Domatesi, biberi bilmiyorum üstüne koyar mıyım koymaz mıyım. Şimdilik böyle koydum da ortaya. Allah'ıma şükürler olsun. İçeceğimiz de var. Daha ne olsun arkadaşlar. Yemeğimiz de pişiyor. Yine ben şöyle size yakından göstermek istiyorum. Az kaldı pişmek üzere. Çayımız da demlendi, hazır. Yağmur yağdı, her yer mis. Ben aslında size yağmur yağarken çekmek istiyordum. O şu bidonları da şimdi alacağım oradan arkadaşlar. Çok yağmur boşalıyordu. Rüzgar atmış oraya, hemen biz içeriye girdik. Orada kalmış, onları alacağım birazdan. Mis gibi oldu her yer. Yeşermeye başladı. Belliydi biraz biz gelirken de yağmurun karın yağdığından yağma şeklinde karda atıyordu. Biraz sakin sakin pişsin diye arkadaşlar. Yağlı kağıt daha bire yanıyor. Ay düştü şu yediklerin etkisinde. Alırım onu da. Erciyes'e mi yağmış, normalde rengere mi yağmış? Yağmış. Yumuşak paylaşmış. Bilal Bey de Kayseri'ye kar yağmıştı arkadaşlar. Biz gelirken nasıl yağıyordu, nasıl yağıyordu? Gördünüz ya, zor doldurduk suları. Şaları da silelim artık. Bu da odun kovamız. Birazdan odun dolduralım. Çayda pıpı yanmasın diye çok şey yapmamıştım da artık şöyle koyalım da kaynasın suyumuz. Çok kenara aldım ki kaynasın diye. Pişmek üzere az kaldı. TRT'nin yemeğimiz pişti, ben getiriyorum arkadaşlar, artık çıkartıyorum fırından. Şöyle geleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle camımız çekmesin. Şuraya bırakalım. Şöyle getireyim ben. Servis kaşığı almaya geldim. Şöyle servis kaşığı da bırakayım. Arkadaşlar çay içerken de buluşuruz. Şimdilik biz yemeğimizi yiyelim. Ay nasıl karanlık gözüküyor böyle de şey olunca. Yemeğimizi yiyelim, çay içerken görüşürüz. Çayımızı da hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çekirdek koydum. Şu arada gözüken pastacı kreması. Portakallı kek yapmıştım. Onun arasına krema koydum.
Çayımızı içelim şimdi. Yemeğimizi yedik, şükürler olsun. Allah merkeze de evinde bolluk bereketlik versin. Sobamızın sesini duyuyorsunuz mu? Nasıl yanıyor gürül gürül. Bu odun kovası da eriyecek. Bilal, dışarıya atalım bunu. Bilal Bey başladı. Afiyet olsun Bilal Bey. Teşekkür ederim. Sana afiyet olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, artık biz gidelim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hoşça kalın diyorum.